ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan'ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya cinsel taciz suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini açıklamış. İzliyoruz. Selin Ciğerci de seni arıyor. Bakalım canlı yayında neler olacak? Az sonra Özlem Parlo canlı yayında neler yaşadığını, o kavgada neler olduğunu, o kavganın neden olduğunu canlı canlı anlatacak. Tabii ki cevap hakkı da var. Selin Ciğerci de isterse bağlanabilir. Biraz evet. Seni aradığı gibi. Evet. Selin normal şartlarda hani benim görüştüğüm bir arkadaşım. Şimdi onu görünce şaşırmış. Herkesin tabii konuşacak bir şeyi vardır. Selin'in de vardır. Çünkü öfkeliyse demek ki haklı olduğu bir şey var. Bir de kızı konuşturalım. Bakalım yani. Evet. Kızın da cevap hakkı var yani. Tabii, o yüzden bakalım yayında neler söyleyecek. Arda Turan'ı şüphe kurtarmış. Evet. Diyorlar ki mahkeme beraat kararına Turan'ın suçlamayı kabul etmemesini, tanık Önder Tiryakin ifadesine tacizi duymadığını söylemesini ve dosyada Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in ifadesinden başka somut ve inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe göstermiş. Şimdi bence bunun Türkçesi şu. Önder Tiryaki normalde ilk duruşmada ve ikincisinde Berkay'ın görgü tanığıydı. Berkay'ın tarafında olan bir görgü tanığının Berkay'ın aleyhine, Arda'nın lehine konuşması işin komple rengini değiştirdi. Evet ya, o nedir yani, nasıl bence değişir? Bence buradaki seyir değişikliği, ki ben tacize hala inanmıyorum, bana göre doğru bir karardır. Seyir değişikliğinin sebebi hakimdeki bu algı. Bu yüzden de şüphemi kurtardı. Özlem Adaşay'ın dediği gibi delil yetersizliğimi kurtardı. Bak, ifadenin değişikliği benim de midemi bulandırdı. Tamam mı, tacizde? Ama kaç tane kadın maalesef delili olmadan, kimse olmadan, kamera yok, tacize uğruyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ben gerçekten tacize uğrayan kadınlardan bahsediyorum. Bu konuyla alakalı biliyorsun biz de çok dile getirdik, çok fazla konuştuk. Evet. Ve şimdi ben mesela şurada stüdyo kenarında tacize uğradım. Orada ne kamera var ne bir şey. Ben bunu anlatıyorum. Bana yalancı diyorlar. Evet. Çünkü delilim yok. Görenim, şahidim yok. Böyle kadınlar bu durumda ne yapacak? Ne yapacağız? Çünkü bu böyle bir karar verildi ama bence bu kararın verilmesindeki en önemli sebep tanığın ifade değişikliği. Bak, mide bulandıran şeyler. Bu, evet evet. Ama bir yandan da diyorsun ki yani ben illa birilerinin olduğu yerde mi tacize uğramam gerekiyor ispat etmem için? Veya kamera mı olması gerekiyor? Kamera yok. Görgü tanığı yok. Ben tacize uğradım mı kalacağım? Şimdi görgü tanığı varken yok olması enteresan. Evet işte. Zaten oradaydım. Bu konuda söylediklerinin tamamen arkasındayım. Ben yarın kameranın ve herhangi bir insanın olmadığı bir yerde Allah korusun herhangi bir tacize uğrayabilirim. Benden güçlüdür, bir şey yapamam. Basiretim bağlanır, susarım. Bilemem. Ama görgü tanığı varken ve onu tanıklık ettiğini söylemişken sonrasında hayır ben bunu görmedim demesi mide bulandıracak. Ve hep söylüyorum, bir yerde ifade değişikliği varsa orada sıkıntı vardır. Bunu söylüyorum. Tacize hiç inanmıyorum bu arada. Taciz edildiğine hiç inanmamama rağmen bunu söylüyorum. Ya ben Arda'nın Özlem'i taciz ettiğini düşünmüyorum. Orada ne konuştular onları Allah biliyor. Peki neden Özlem Ada Şahin tacize uğramadıysa kocasına bunu söyler de Berkay'ı ateşin içine atar? Resmen kocasını ateşin içine atıyorsun. Bunu da bir zahmet Berkay'ı Özlem'e sorsun. Düşünsene, tacize uğramadığın halde beni Arda taciz etti diyor. Kocası da tıkır tıkır gidiyor ona, bir de yumruk yiyor. Hem karısı taciz ediliyor hem de yumruk yiyen taraf. Konu Berkay, buradaki en suçsuz kişi. Zaten Berkay için çok üzgünüm. Berkay için gerçekten çok üzgünüm. Hadi bir laf var ya, adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Bu çocuk ne yapsa suç şimdi. Anladın, Berkay ne yapsa suç. Berkay sineğin yanından geçse, senin kulağına laf söylese olay olur. Anladın mı? Berkay yazık. Berkay için çok üzgünüm. Arda için daha da üzgünüm ama en üzgün olduğum kişi Aslı'ydı. Yani bu konuda karısı, eşi. Evet, ben bu konuda Özlem'in bu konuyu böyle aksettirmesini, yani tabii böyle bir şey Allah biliyor ama kalbim hiç olmadı diyor ya. Niye böyle bilmiyorum ama kalbim hiç olmadı. Özlem Ada Şahin. Bunu ya belki o da yanlış duydu. Ya ben kendimi düşünüyorum. Bak, empati yapıyorum. Yani olay çok geçmişte olabilir artık, hani gündemini hala maalesef kaybetmiyor ama ben mesela Arda'yı tanıyorum, değil mi?
Birlikte mangal yapmışlığımız var. Arda bana geldi, içkili bir ortamda, kafası iyi. Ya sen evli olmasaydın seni kaçırmazdım dedi. Şiddete sonuna kadar karşıyım ama o sırada kendimi tutamayıp lap diye bir tokatı patlatırım. Çünkü ben artık yaşım başımı almış bir kadın. Bir de çoluk çocuk sahibisin değil Benim mi? kocaya ihtiyacım yok bu tür durumda. Zaten mekanda da öyle bir mekan ki herkes tanıdık. %80'i ünlü o mekana gidenlerin. Oyuncularından tut şarkıcılarına kadar. Hepsi tanıdık. Orada veya şöyle bir şey dese Arda'yı bir alın arkadaşlar. Burak Yılmaz'a dese, şşt, Arda bana laf ediyor dese. Anladın mı? Yaşımızı başımızı almışız artık. Kocayı Doğru tepki bu karıştırmadığında değil işte maalesef. gerek, çünkü içkili mekan. Bir de Kocayı kocanı karıştırdığın bilirsin. anda. Mesela kocanı bilirsin. Senin kocan belli ki Tabii. orada Arda'nın üstüne saldıracak kadar kanı deli akıyor. Çok da normal zaten. Evet. Onu bilirsin ve yapmazsın değil mi? Ben burada Özlem'in biraz potansiyel olarak teknik bir hata yaptığını düşünüyorum. Peki konuğumuzu alıyoruz. Biraz sonramızı izleyelim. Sonrasında da canlı yayın konuğumuz bizlerle.